Aydın Ünal, yeni bir gezi olur mu? Fransa'daki gösterilere iç geçirerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sendikalara ve işçilere sokağa çıkma çağrısı yapmış. Son günlerde birçok mecrada böyle isyan çağrıları yapılıyor. Fransa'daki olayların Türkiye'ye sıçraması için adeta isyan doğasına çıkılıyor. Türkiye'de yeniden bir gezi olur mu? Olmaz. Çünkü FETÖ yok. Çünkü FETÖ'nün Türkiye solunu parmağında oynatacağı ajanları, sol görünümlü sahte sosyal medya hesapları medyası yok. Göstericileri önce tahrik edecek sonra kenara geçip seyredecek fetöcü polis yok. Göstericilerin sırtını sıvazlayıp salı verecek fetöcü hakim savcı yok. Göstericilerin arkasında duracak bir cumhurbaşkanı yok. Soros bile umudunu kesti gitti. Ülkeyi kışkırtacak ajan provokatör yok. Bu kadar yoktan bir gezi çıkmaz. İşçi kime denir? Kılıçdaroğlu işçiler sokağa çıkmıyorsa o işçiler işçi değildir demiş. Marx şu sözleri duysa saçını sakalını yolar, Das Kapital'i de yırtar atardı. Sarı mı, yeşil mi? Fransa'daki göstericiler bütün dünyada sarı yelekliler olarak tanımlanıyorlar. Oysa üzerlerindeki yelekler Basbayağı yeşil. Buna benzer bir tartışma Mart ayında Amerika'da yaşanmış. Tenis topunun sarı mı yeşil mi olduğuna dair epeyce gürültü kopmuş. Tartışmaya ünlü tenisçi Roger Federer de girmiş ve tenis topu sarıdır demiş. Görmeden inanmam çağından, gördüğüme değil söylenene inanırım çağına geçtik. İmaj hiçbir şeydir, mesaj her şey. Sara Jessica Parker ve Selahattin Demirtaş Amerikalı ünlü oyuncu Sarah Jessica Parker New York'taki evinden çıkarken elinde Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde yazdığı Seher adlı kitapla görüntülenmiş. Sonradan anlaşıldı ki Demirtaş'ın kitabının İngilizce çeviresini Sarah Parker'ın yayına bir basacakmış. Sarah Parker çocukluğundan beri film çeviriyor. Babası ve eşi Yahudi. Kendisi de azılı bir İsrail savunucusu. Filistinlilere terörist diyecek kadar azılı. En bilinen filmi ise 80'li City. Acı bir kayıp. Ankara Marşandiz'deki YHT kazasında 9 vatandaşımızı kaybettik. Vefat edenlerden biri de Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Berahittin Albayrak'tı. Albayrak aynı zamanda TÜBİTAK Yayın Danışma Kurulu üyesiydi ve Konya'ya da bir TÜBİTAK etkinliği için gidiyordu. Ailesinin üniversite, bilim ve TÜBİTAK camiasının başı sağ olsun. Kazada hayatını kaybedenlere Allah rahmetiyle muamele etsin. Uzay ve YHT kazası Tam da Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulduğunun ilan edildiği gün, önemli bir bilim insanımızı Profesör Doktor Berahittin Albayrak'ı tren kazasında kaybettik. Bir anda komplo teorileri havada uçuşmaya başladı. Yok. Komplo filan yok. Basbaya sinyalizasyon eksikliği işte. Ülkede sinyalden bol bir şey yok oysa. Sinyal olması gereken yerde olsa belki kaza olmayacak, belki 9 can yitirilmeyecekti. Fırat'ın doğusu türk silahlı kuvvetleri fıratın doğusuna girdi girecek allah ordumuzu her daim muzaffer eylesin savaş en çok da stratejidir strateji bugün bir de sıcak çatışmanın önüne geçebilir belki öylesi daha iyi olur aydın ünal yeni şafak